Başlıyor muyuz heyecanlandım? Bütün aşklar yüreğimde. Ya not olarak bana yaz dedim. İlk cümleye markası vardır yaz. Oh. Ne gitti? Bende de öyle oldu işte. Problem mi bunun? Hello zaten şu hepiniz hoş geldiniz. Ya gerçekten çok da aşırı şu anda televizyonda görmeyi aşırı özlediğimiz güzelliği ve enerjisiyle herkesi büyüleyen bir arkadaşım var. Anne Doğan Demir burada. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi senden. İyi misin? Gene hayatın böyle iyi hissettiğin bir döneminde misin? Ah yani. Kız hemen mi yaralama? Hemen mi? Ya işte olduğu kadar hepimiz kadar diyeyim. Tamam yani bir sürü işte, boktan evet. Şey oluyor. Çok. Evet. Hı-hı. Çok. Böyle. Yani 2023 bittiği için öncelikle çok mutluyum. Ben de. Hiç bitmeyecek gibi gelmişti gerçekten. Her şeyin yani olduğu. Kişisel olarak da bence içinde bulunduğumuz durumlar nedeniyle de berbat bir yıldı. Herkes delirdi gibi değil mi? Bana öyle geliyor tek artık. Tek dileğim 2024 onu aratmasın. Yok hiç. O kadar. Ne yapıyorsun şu an? Tiyatro var. Tiyatro var, iyiyim. Aslında böyle rahatım. Rahat evet, bir biraz özledik annem gibi zaten. Ya, neredesin? Evet. Ben de çok özledim aslında biliyor musun? Ama işte yani biraz televizyon artık beni korkuttuğu için... yani temkinli davrandım. Biraz öyle oluyor. Çünkü hep böyle çok sevdiğim ama bir türlü işte seyirciyle buluşamayan projeleri tercih ettim. Sen alanı böyle de söyle. Yani neyse hadi söyleyeyim. Burada her şeyi söyleyeceğim ay, falan. Evet. Böyle çok tercih yani. O konuda çok iyiyimdir. Neyse yine öyle proje bekliyorum. Varsa böyle bir proje. Henüz tutabilecek şeyler geldi o yüzden. Ama tiyatroda mutlusun çok değil mi? Mutluyum mutluyum. Keyfin yerinde. Her şeyin yolunda. İkinci sezonumuz gibi. Bir i̇şte Erdem bir... değişti galiba geldi. Aynen. Değil mi öyle bir şey oldu? Erdem geldi. Erdem'le bir sinema film çektik biz bu sene, geçen sene. Onun da bir festival yolculuğu olacak, onu bekliyoruz bir yandan. Oyunda da partner olmak, o yüzden tanıdığım için çok tabii şey konforlu oldu benim için. Güzel gidiyor, mutluyuz orada. Bir de hemen hızlıca söyleyeyim, bana hediye paketini getirdiğin için hızlıca yeni bir marka yaptın. Evet. Nedir? Marka yapmak. Marka yaratmak mıdır, nedir? Kurmak. Girişimde bulunmak. Evet. İşte yeni bir girişimin var. Aynen. İş insanıyım ben. Artık. Evet tamam. Ne yapıyorsun? Bak, sen de bir şeyler kuruyorsun hayatta. Çok keyifli oluyor galiba insanın kendine ait yapmak. Bir şey olması. Biz aslında böyle bir skincare beauty markası çıkardık. Yani aslında ne işte make-up ne cilt bakımı ikisini bir arada bulunduran bir böyle kapsül bir koleksiyon. Sadece olay işte içinde ilk defa kullanılan hidrolize edilmiş deniz kolajeni var. Öyle evet enteresan, doğal. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Ben zaten biz de bunun adına bir deniz koyalım. Ha, o nereden geldi? Onu işte birlikte çalıştığımız ekipte biyolog bir arkadaşımız var. Aslında o üretiyor onu. Öyle bir ürün. Böyle saf kolajen var içinde falan. Ben meraklıydım zaten. İşte doğru insanlarla bir araya geldim ve İno doğdu. Mutluyum bir yandan da onunla uğraşıyorum, keyifli. Peki bir şey soracağım, bu sürekli olarak çok güzel görünmenin ya yani yaşınla alakalı bir yerde. Ne? Hep olarak ne? Bir daha söyle, ne? Gerçekten acayip böyle kendine bakan, bakım yapan biri misin yoksa benim genlerim böyle? Ben mesela benim genlerim böyle gerçekten yalan söylüyorum. Değil mi? Senin de böyle, evet. Değil mi? Anam baba. Çok şanslıyız lan. Biraz öyle biliyor musun? Ya. Çünkü şey, ya hiçbir şey yapmıyorum. Yani gerçekten... Hani cilt bakımına bile çok zor giden bir insanım. Onun dışında işte öyle botoks motoks da yaptırmıyorum. Hiç yakışmıyor çünkü bana. Böyle işte. Doğal. Detay mezunsun. Evet, yani sosyal. Bir marka okul bence Türkiye'de. Hmm. Oradan geçiş hikayen var mı? Var, kamera arkasında çalışıyordum ben. Ha, sen öyle rejimeci yaparak mı başladın? Tabii. Oo, ne tatlı. Çok iyi bu arada. Tam esnafçılık yani hikaye ya, evet, orada evet. Öğrenmek. Yani aslında şöyle, sosyoloji bitirdikten sonra iletişim sosyolojisi üzerine çalışmaya başladım. Yani tezimi yazıyordum. O sırada televizyonda staj yapmak istedim. Zaten Ankara'dayken TRT'de falan yapıyordum okurken. Dolayısıyla öyle bir yolum burada bir kanala düştü. Staj yapmaya başladım. Oradan işte... Beni ekibe aldılar stajyerlikten, editör yardımcılığı yapmaya başladım. Program içeriği vesaire falan filan derken
O sırada da oyunculuk okumaya başladım aslında yani. Hem çalışıp hem onu yapıyordum. Böyle var biraz... mıydı peki bu hayalin yani? Ya yoktu. Set görünce kaşınmıyor. Nasıl oldu evet. Böyle dediler ki bunun senin burada ne işin var ne işin var. Ama yani ben de kendimi bir anda kameranın önüne atamayacağım için yani. Çünkü hiçbir fikrim yok. Dedim bari hem çalışayım hem okula gideyim. Öyle başladı aslında. Güzel de oldu ya, o arkayı bilmek acayip evet, keyif veriyor bana. Tamam, ben sette de en çok onu seviyorum. Nereden geliyor ışık? Ne evet, yapıyor? Evet. Evet, onu öğrenmek. Çok keyifli. Bir de asıl hikaye orası ya aslında. Hmm. Onunla, ben hep şey gibi geliyor bana yani. Oyuncular tam okey bir yerdeyiz de seni iyi gösteren de kötü gösteren de bütün hepsi onlarla ilgili. Yani bütün şov orada, set arkasında gerçekleşiyor evet, her şey. Evet tabii ki canım öyle. Ben de öyle ilgiliyim yani. Aslında. Seviyor musun aşırı mesleğini? Yoksa yani nasıl gelecek işlerde gelmedi? Nasıl işlerden tamamen vazgeçti? Yani hani ya bir şey söyleyeyim mı? Çok seviyorum ama. Ya ben deli oluyorum oyunculuğa ama. Yani bu ülkede bu sektör öyle bir yere geldi ki gerçekten çok yoruldum artık. Yani geçen gün şeyi dedim. Kendisi de böyle sektörde önemli biriydi. Yemekle karşılaştık. Dedim ki ya ben mesleğimi çok seviyorum ama birileri benim adıma karar veriyor ne yapıp ne yapmayacağımı. Hayal ettiğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Ya birileri bir karar mekanizması var ve benim adıma karar veriyor. Ben de okey sam yapabiliyorum ancak. Artık öyle bir yere evrildi yani sen çok güzel bir şey yapıyorsun. Ay burası çok güzel annem. Söylediğin işte hiçbir gerçekten. Şey yok yani. Kendi kurallarını kendi tabii burada oyuncuk namlı bir şey yapmıyoruz ama insanın enerjisi kendi enerjisinde bir şey yapabilmesi çok ya biraz da artık oyuncu olarak galiba kendi işlerimizi hayal ettiğimiz işleri hayata geçirmek için çabalamamız gereken bir döneme geldi. Sen yazar çizer misindir aynı zamanda? Ay hiç olsam var ya neler evet. Yapacağım yani yazabilsem o şeyim yok yani çünkü yazmak başka bir şey. Ama yazdırılabilir, bir ekip kurulabilir falan gibi yapılabilir aslında. Bir tık aslında. Öyle ya artık. Evet, televizyon hani çok daha zor bir şey haline geldi. İyi bir iş dediğimiz işte zaten iki bölüm sonra Rütük'ten ceza yiyor. Tabii ya iş kalkıyor ya ceza yiyor. Yani bayağı da keser misin? O yüzden ben artık sadece sanat diyorum. Oha okey. Tiyatro ve bağımsız sinema. Fotoğrafçılık yapıyorsun bir yandan. Böyle bir hesabın var galiba. Bu zevk mi? Ay tamam, evet ben... zevk. Çok güzel ama bu nereden çok seviyorum. Çıktı? Yıllardır öyle yani. Fotoğraf makinalarına meraklıyım. İşte yıllardır böyle çektiğim fotoğrafları biriktiririm. Analog da çekmeye başladım falan. Tamamen merak. Bir eğitimini almadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle çekiyorum. Ama bir şey bununla ilgili hayallerim var mı yapmak ister var misin dersen? Var işte, evet. Çok var evet istiyorum. Yanında taşıyor musun peki böyle? O öyle hep. Bir rutin mi? Aa gerçekten. Hep taşıyorum. Ne güzel. Ya böyle yanımda olmayınca ay be keşke fotoğrafım yanımda olsaydı falan diyorum. Peki şey oldu mu? Yani şunu çekeyim, bunu çekeyim, böyle bir yere gitsin hikayemiz. Yoksa kafana göre takılıyor musun? Cümleleri bir dakika, şunu çekeyim. Biraz şey, çekeyim. Sokak seviyorum ha, ben. Ha, okey. Spontane, sokak, insan. Bana kamera verdiler, hani Melis çekti. Ben kameranın varlığını bile unuttum. Hani o kadar alışkanlığım. Hani böyle bir ama çok imreniyorum evet, mesela. Evet, keşke fotoğraf şey, çeken bir merakla olsun. Merakla ilgili bir şey. Çok severim arkadaşlarımı çekmeyi falan. Hiç bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı? Dın 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 dın. Güzel yemek yaparım. Aa güzel. Severek evet, mi? Çok. En sevdiğim şey yemek yapayım arkadaşlarım gelsin. Ağırlayayım. Yedireyim onları falan. Bayıldığım şeyler. Sen Fransızca mı var sende? Evet Fransızca okudum. Peki bana şöyle bir şey yazmışlar. Fransızca var sende ama senin konuk olduğun bütün videoların altında muhakkak Rusça ve İspanyolca aşırı yoğun yorum evet. Varmış. Bunun özel bir sebebi var mı? Hayır bilmiyorum yok. Yani böyle bir manitan mı oldu bir şey? Yok bu... Güneşi beklerken çok oralarda gösterildi. Ha, doğru o bir de aşırı fanlı. Bir Kösem'de bir kısa bir süre oldum. Kösem'in böyle final zamanı onun da çok öyle... Rus vesaire fanları var, bir şeyler var. Bilmiyorum tamam, ki onlardan. Fanlardan tamamen. Güneşi beklerkenin efekti diye düşünüyorum. Hadi sana kişilik testi yapacağım. Ne yapacağım? Kişilik testi. Ya size şahane bir haberim var. Hazır mısınız? Obsesso 2 tane çok güzel yeni ürün çıkartmış. Size şimdi ondan bahsedeceğim. Alayım. Bir tanesi Iced Almond Latte, bir tanesi de Iced Almond Karamel Macchiato ürünlerimiz. Böyle ambalajlı ürünler olduğu için içimi çok daha kolay, hızlıca alıp içebilirsiniz. Laktozsuz süt ve bitkisel süt tercih edenler için şahane bir alternatif oldu. O yüzden de vegan ürün olarak geçiyor zaten.
Ayrıca Migros'larda satıldığı için alımı çok kolay. Hızlıca gidip alıp şık şık içebilirsiniz. Ay daha tadını almadan kokusu önden çok güzel. Çok güzel. Soğuk ve yavaş içmeniz naçizane tavsiyem de. Şimdiden afiyet olsun. Yapacağım. Ay bu ne ya, sürekli kayıyorsun. Güzel ama. Evet, şimdi ben sana diyeceğim ki bazı cümleler. Aşırı stres oluyorum ben böyle şeylerden yani, ya. İyi genelde, sonuçları iyi çıkıyor genelde. Neyse ki kesebiliyoruz. Tabii ki kesebiliyoruz. Belki de şu ana kadar neler kestik belki de. Tahmin ediyorum. Sen de diyeceksin ki bu benim ya da ben değilim. Tamam. Tamam. Çok zor değilmiş. Değil değil. Kadere inanırım. Benim. Diğer her duygu gibi mutsuzluğun da yaşanması gerektiğini düşünüyor ve ondan korkmuyorum. Ay yok, çok korkarım istemiyorum. Kaçığı kafamın içindeyken korkuyorum. Benim. Benim. Soğuk şeyleri severim. Ne gibi? Oynadım ben bunu bir de farkındayım. Yani soğuk şeyleri yani severim. Soğuk şeyden soru sorabiliyor hayır, muyum hayır, ben? Tabii ki şehir, şehir. Soğuk şehirleri severim. Ha, hayır ben değilim. Ay, öyle mi dedim? Şeydi değil mi? Soğuk şeyleri severim. Aa, gerçekten mi? İçecek mi, insan mı ne acaba? Kimseye muhtaç kalmamak için gerekirse yalan söylerim. Wow, bu soru zor. Daha dur biraz var. Yok ben değilim. Ağlamaktan bazen utanıyorum. Yok ben değilim. İşime kendimi yeterince veremediğimde deli oluyorum. Benim. Zamanın hepimizi içine çeken adaletten yoksun hoşgörüsüzlüğü bazen yüreğime bir kanca gibi takılıyor ve sekste asla tek bir pozisyona bağlı kalmam. Anne. Anne. Konuyla ilgisi ne sorun? Yok. Benim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tek bir ama yere... Ama böyle tuzaklar ne? Tek bir... Umarım biraz annemizden daha... bazı sorular soracağım seksle ilgili. Ben önden hazırlık gibi aşkım, bu. Aşkım çok sorma, annem izliyor beni. Ben cevap veremem o şeylere. Tek bir yerde bağlı kalamam, özgürlüğüme düşkünümdür. Ay ben. Gerçekten. Evet. Peki şey, bu şey manasında zorluyor mu? Tek eşlik dünyasında seni zorlayan bir şey mi? Bak, hayır bağladım. Değil. Konu orası, bağlı kalırım. Evet. Arkadaşım. Söyleyeyim. Aynen. Şehirler, mekanlarla ilgili. Evet. Yani öyle bir şey, köklenememe, işte ait olamama şeyleri var bende. Evet. Yay burcuyum, ondan mı acaba? Ay yay kadını bence dünyanın en güzel şeyi. Ada da yay. Ya benim değil mi? Benim ağzıma sıcak belli ki ama okey, kendine çok faydalı bir şey yani bence evet, kadın güzel, güzel. O kendi bütün özgürlüğünü korusun, biz çekeriz çilesini diye düşünüyorum. Çekeceğim artık, yapacak bir şey. Senin şeyin ne? Yükselenin. Boğa. O akrep, o çok da akrep. Benim de işte ben kendimi akrep sanıyordum 30 yaşıma kadar. Sonra, çünkü 22 Kasım tam bittiği gün gördüm. Dövmene o yüzden evet, bakıyorum evet, bir saattir. O yüzden şeyim, saat farkıyla yaya geçmişim ben. Ülkenin bu insanı kine ve nefrete sevk eden kötü gidişatının sözüm ona, paydaşlarından hiç haz etmiyorum ve sabahları krem peynir asla yemem. Benim. Tamamen. Gerçekten. Toksit ilişkilerden nefret etsem de bundan keyif aldığım bir dönemim oldu. Herkes biliyor mu? Bilerek mi soruldu bu? Doğukan? Doğru, doğru, aynen, evet. Saklayamayacağım. En yakın arkadaşlarıma bile açık vermekten hoşlanmam. Benim. Yapıştı. Alenen. Yok, bağırdıysam. Benim. Biraz keçin bir tip olabiliyorum artık. Ekstra bir çaba sarf etmeden birçok insanı etkileyebileceğimi biliyorum. Benim. Önder, aynen. elinde bir sihirli değnek olsa hangi huyunu değiştirmek istersin? Huyu mu? Ay şey, ne bu? Çok çok kafamda kuran biriyim mesela. Varsayımda bulunur musun? Bulunurum. Ay ya. Çok kötü. Evet. İnsanın bence kendine yapabileceği en boktan şey. Aynen, onu da ben yapıyorum. Evet, çok zor, çok zor bir şey. Peki bunu aşmak için deniyor musun? Var deniyorum mı? Tabii canım. Fena yani, bir yol aldım. Ama yani tamamen ortadan kaldırmak isterim.
Peki şu an aklına gelmen... aklına gel ilk kelime söyle. Çatal. Bilmiyorum. Yani bir neyse göt demenden iyidir ya. Genelde göt deniyor. Göt, seks, bok. Çatala yakınız diyemez. Şimdi sana seni okuyacağım. Hazır mısın? Hemen mi? Hemen. Hayatın ve insanların sana dikte ettiği kurallar dahilinde yaşamak senin için zor. Kabus. Doğru bildiğinden şaşmayan, sakin ama bir o kadar da dikkatli, sorgulayıcı ve dobra karakterin seni kimi zaman 10. kere sevk etse de kendin olmaktan olabildiğince az taviz veriyorsun. Özgür hissettiğin her anın tadını çıkarmaktan geri duymayan, durmayan, köksüz karakterin seni doğru anlarda doğru insanları seçmekte yer yer zorlasa da tünelin ucundaki ışığı gördüğünde artık seni bir şeylerden vazgeçirmek mümkün olmuyor. Hayatın umarsızca akıp gidişi, geçmişten gelen sırlar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar seni oluşturan bütün parçalarına müteşekkir bir halde yeni bir güne uyanıyor. Belki biraz vedalaşmakta iyi değilsin ama boş var. Zaten kim iyi ki hanımlar beyler Hande Doğan Demi. İnanamıyorum. Güzel değil mi? Bu ne testi ya? Kim? Doğu testi. Ya nasıl, her konu buna deli oluyor. Doğu yapıyor, Doğu hazırlıyor her şeyi buna dair. Sen kimsin ya? İyi değil. Çok doğru. Değil mi? Bunu bana atar mısınız? Ya herkes bence bunu gerçekten yazılı. Bana bunu atmadı. Atar mısın? Ya da bunu yazılı hale getirip verelim falan diye. Ya bu kadar olur. Hani kendini anlat desem ben bu kadar anlatamam. Ben bunu istiyorum. Ya, tamam çok güzel. Evet. Hande. Çok güzel evet. Ben de benimkini de ağlamam gelmişti ya. Evet çok enteresan da. Wow. Bekarsın değil mi? Evet. Tamam. Yani tavlanması zor biri olduğunu düşünüyoruz genel olarak. Hatta şöyle bir şey sormak isterim sana bunu kanıtlamak için. Burada kaç erkek var? 2-4. Buradaki erkeklerden kim Hande'yi hiç tanımıyor olsa direkt yürüyebilir? Bence kimse de o yüzden. Hepimizin Cihan'a bakmadı. Allah Allah. Aynen. Evet. Niye öyle görülüyor? Bunu biri daha söyledi bana. Böyle görünüyor. Biraz tavlaması kolay biri olarak görünmüyor değil mi? Doğru muyum? Kesinlikle. Aynen. Çekinirsin. Evet çekinirsin. Allah Allah. Bir arkadaşım daha söyledi bunu bana. Sence bu neden? Bunu bulsak mı biz bugün sebebini? Yani ben de çok uzun süredir yalnızım sebebini arıyordum. Belki anneciğim acaba sorun bu mu acaba? Yani sana girilmesi zor demeyeceğim de yani hani sana adım atması zor biri gibi. Hiç de öyle bir insan değilim. Bence de değilsin. Tatlı bir kadınsan biraz kapalı mısındır? Mesela bu herkes... Ankaralılıktan mı ya acaba? Ay, İstanbul geldiğin için mi soğuk yapıyor? Neden öyle bir yerde? Bilmiyorum. Öyle diyorlar yani bir Ankaralı mesafesi deniyor genelde. Yani ben öyleymiş. Ben de farkında değildim. Sendeki hikayeyi merak ediyorum. Hep mi böyleydi? Eğer böyle... Hep zor bir kadın mısın aslında? Ay hiç değilim ya. Hemen gerçekten değilim. Ederim de vallahi hiç acımam. Tamam okey değilsin o zaman. Değilim ama öyle görülüyormuş. Ben de bundan aslında... rahatsız mısın? Yoksa bu da hoşuna gidiyor olabilir mi? Ay bu kadar yalnız kalacaksam rahatsızım tabii ki. Sebebi buysa değilim yani. Evet. Nasıl buradan söyleyeyim de ben. Değiliz. Öyle biri değil Hande. Açık aslında bütün flörtleri. Evet. Nasıl attırdı bize sonra bunu. Nasıl kesti. Peki senin pick up lines'ın böyle senin taktiklerin var mıdır? Sen birini beğendin. İlk adım atar mısın? Atarım ya. Hiç öyle... Peki Melis orada da mı yanlış yapıyorum? Hayır. Yok bence bu çok iyi. Hayır, yok ya hiç öyle şeylerim yoktur. Taktiğin. Taktiğim de yoktur. Hiç beceremem öyle şeyler. Ya biliyorsan bana da söyle. Hayır kız yok bende var sonra söylerim. Taktik var mı? Yani biraz böyle bir şey var çok tabii. Çok iyi işte ya hiç yapamıyorum öyle şeyler. Ne olur bunu konuşalım biz sonra. Peki mesela seni tavlayan. Ya bu çok hoşuma gider Melis benim dediğin özel bir şey var mıdır? Yani komik adamları seviyorum. Tamam. Yani beni güldürmesi, neşeyi seviyorum aslında. Yani beni hakikaten neşelendirecek bir adam ilgimi çeker.
Peki bunun tam tersi, yok şu, yani bunu kaldıramam diyeceğin. Ay yok, mümkün değil. Diyeceğin bir huy var mı? Hadi var mı? Öyle biri. Ama sen diyeceksin. O kadar güzel anladın ki. Ben ya işte o şey böyle o depresif, ha, o karanlık, memnuniyetsiz, şikayetçi, o böyle enerjisiz yani, insana tahammülüm yok. Hemen nefret ettim sonra. Seni de emiyor çünkü. Ay evet, zaten ya bir gram enerjimiz kalmış orada, evet, kimse emmesin lütfen. Çok yorulduk be, şikayet. Evet, tamam. Ben böyle enerji versin, neşe versin. Yani bu kadar. Kıskanç biri misin? Yo, çok rahat biriyimdir ama yani böyle bir şey. Ama şimdi az önce ne kadar varsayımda bulunduğundan söz edip. Tam bir saniye konuşuyorum. Bunu daha güzel. Ya birileri orayı çok kaşımazsa ve karakter olarak öyle biri değilse kıskanmam. Rahat da bir tipimdir ama hani böyle hakikaten oraları kaşıyan ve aslında karakteri de öyle bir adamsa biraz sıkıntılı olabilir. Benim için olur, bir evet, şey de yapamam da. O işte zaten bu varsayımda bulunma hikayesi en işte çok insanın, evet, kendini bitiren. Ya onu manipüle edecek biri değilse ben de rahatımdır. Evet. Bence en zor karakter, ben bunu başka programda sormuştum. Manipüle eden adam dünyanın, bilirim, en zor. Tamam. Fragmana sadece bunu koymanızı istiyorum. Bilirim. Sen de yaşamışsındır ben diye düşünüyorum. Ben çok ağrını yaşadım. Ha, ben de, aha, çok ağrını yaşadım. Pardon. Fragmanı manipüle. Ha, evet, pardon, özür dilerim. Ben çok kötüsünü, doğru, yaşadım ya. Ben çok de biliyor musun? Yani. Buradan içmeye gidiyorum. Yani çok kötü yani. Olanı yani yalan da olmuyor ya o artık. Yani mesela bir olaydı ya, çok komik. Şu an komik geliyor düşününce ama o gün, aynen, anın içinde çok gergin ve çok sinirli insanı böyle yaptıran, hı-hı, bir şey. Yani tartışmaya gittiğim bir yerde... Pardon bir dakika, yaz böyle konuşamam. Oğlum aldatmışsın lan yani. Evet, hani evet. Seni suçlu çıkaran yani, bir, evet, konuşmaya dönüyor. Gerçekten tonum mu şu an konuşacağımız şey? Ben o yüzden şey diye başladığım tartışmaları biliyorum. Ben suçluyum. Ben bu baştan ben söyleyeyim de. Ben söyleyeyim. Buraya doğru, ben doğru var bu arkadaşlar. Falan var bu tipler. Zor ve... Nasıl geldi onlar da ya? Pardon. Var bu tipler. En sevdiğin seks pozisyonu, şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Seni böyle kendinden geçiren, unutamadığım iltifat. Yumuşak karnın var mıdır? Benim sorduğum bir şey sana iltifat. Yani genel olarak iltifat edilmesi de hoşuma gider tabii. Bak sesim bile değişti. Peki en çok hani bununla ilgili iltifat almaktan hoşlanırım gibi bir şeyim var mıdır? Özellikle siz fiziksel bir şey kastetmiyorum. Herhangi bir deneyim, başarım, güzelliğim. Zekam. Tamam. Peki unutamadığın bir first date hikayen var mı bana anlatabileceğin? Attırmayacağım. Ya yani ya da mesela ben sana şöyle hakkına gelmedi, sen işte ne bileyim hiç mesela direct mesajdan biriyle first date'e çıkmış mısındır? Sevgili bile yaptım. Aa, çok güzel. Muaz yürüdü mü? Evet. Ay ne kadar güzel. Tabii, tamam, canım herhalde ama artık öyle zaten, nasıl olacak başka? Ben korkuyorum mesela ondan. Ben hemen WhatsApp'a geçerim lütfen diyorum hemen yani. Ha zaten canım, evet, herhalde yani oradan. Oradaki yazıları değiştirebilirler hikayesi beni ifşadan ödüm kopuyor. Yok, oradan yani gayet düzeyli konuşup, hı-hı, oradan WhatsApp'a geçeceksin. Ben güzelim, WhatsApp'a böyle kötü bir hikaye var mı anlatabileceğin? Bununla ilgili yani mi? Direkt bununla ilgili artık anlatamazsın belli. Hani herhangi bir first date, herhangi bir böyle körü körüne bir şey, beklediğin gibi çıkmayan. Çok genel olarak. Hayattaki bugüm. Arkadaşlar, <evet. gülüyor> arkadaşlar bana mı söylenmemiş? Yani çok hızlı başarılı geçiyor ki zaten. Şaka yapmıyorum. O yüzden çok uzun süredir bence yalnızım. Peki. Bende de olabilir bir problem. Ya olabilir bu arada. Ama hani sen şey olarak olabilir. Sürdürmekle ilgili. Ne var komik tatmin, mi? Hani tatmin olmuyor ve sana yetmiyor gibi bir yerden olabilir. Altında şort var. Olabilir biliyor musun? O da olabilir, doğru. İzleyenlerle bir 10 saniye bir şey konuştum gibi oldu. Ya, altına, evet, şey yazmışsınlar. Aa, bir 10 saniye bir şey. Hani çok özür dilerim. Bizim her bölüm şöyle bir şeye ihtiyacımız oluyor. Bizi çok izliyorlar. Gerçekten maşallah diyeyim. Yani milyonlar izliyor. Hiçbir abone olmuyor.
Olmuyor. Yani şöyle bir şeyiniz var. 100 kişiden 100 kişiyi izlemiş kişi bilmiyorum. O yüzden biz şu anda abone olmaları için bölüm esnasında bir bekleyeceğiz. Yani şu an girip abone olmalarını bekliyoruz. 10 dakika onları bekliyoruz. Yok yok. Abi. Hadi abone olmanız için size bir 30 saniye süre tanıyorum. Ama olursun. Evet. Duruyoruz. Değil mi Onur? Evet, bekliyoruz. Öyle bir alışkanlığımız yok. İzleyip izleyip. Evet, hakikaten... ben de olmuyormuşum. Fark ettim. Evet, ben de olmuyormuşum. Fark ettim. Ol lütfen. Ya bir abone abonedir. Abone 100, ya 100 bin plaketimiz olmasın mı bizim? Hayır, bir tane canım, ya. Niye bir tane. Bunun için 20 bin, 200 bin kişiye ihtiyacım var. Tabii ki. Kaç? 20 bin. 20 bin. 20 bin kişiye ihtiyacımız var. 20 bin ne? Hemen. Ya, hemen hallederim şu işi. 18 bin. Çok iyi. 18 bin bir şey değil ya çocuklar. Hadi Allah aşkına. Böyle rezil olma. Olur musun yani? Şey, korkum var mı? Var mı? Evet. Fobin yani. Çok. Şey. Hadi ya. Gerçi en çok mesela senin de huzursuz eder yani. Rezil olmak ama herhangi bir yani konuda. Yani böyle bir diş sürçmesi, bir şey, kendinle ilgili bir şey. Geçmişinle mi ilgili? Yani hani kendinle ilgili vermediğin bilgiler, bir şey. İfşalanmak, yani böyle bir korkun, paniğin. Var hep ya, öyle bir meslek yapıyoruz zaten. Yani her an açığının arandığı bir meslek yapıyorsun. Tabii ki geceleri gözüme uyku girmiyor benim bazen. Ağlamaya başlıyormuşum. Ama öyle değil mi? Ya birileri seni linç etmek için, linç eleştirmek için. Artık linç koyuyor mu hala? Ama zaten artık yani kaç yıl oldu. Neler tabii oldu ki ya. Neler gördük, geçirdik de. Ay yine de niye bu stresle yaşayayım yani? Oluyor tabii ki. Ama mesleki işte o. Alışkanlık biraz. Gibi oldu. Evet, evet. Üzüldük kendimize. Hadi Never I Ever oynayalım. Never Have I Ever. Never Have I Ever. Oynayalım. Bu da şöyle. Evet. İkimiz de beraber. Okay. Onlar bize bazı cümleler okuyacaklar. Hı-hı. Biz önce birbirimizle ilgili cevap vereceğiz. Yani bence Melis yapmıştır ya da bence Hande yapmıştır diyeceğim. Hı-hı. Tahmin sonra. Okay. Ben hiç pek de istekli olmadığım halde sırf aksi garip olur diye biriyle sevişmedim. Soruyu anlamadım. Sevişmezsem garip olur diye istemediğim halde biriyle sevişmedim diyor. Ben Hande'nin seviştiğini düşünmüyorum istemediği biriyle. Ben de senin. Yapmamışsın. Yapıyor mu falan? Yapıyor mu? Yapıyor mu? Yani şöyle bir kere yapıyor mu soruyor. Yani şöyle şey anlarım var gençliğimde. Yani ne yapayım artık buraya kadar yani. Buna kadar hadi bir kişi hani şunu dönmez artık gibi yani. Bir şeyim var ama senin yapacağını hiç düşünmüyorum, yapmamışsındır aynı. Helal olsun arkadaşım. Ben hiç toplu taşımada birisinin telefondaki mesajlaşmalarını okumadım. Belki hadi sen okumuşsundur diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ben sen de bir göz atmışsındır gibi. Aynen bir gibi. Atılır ya önüme geldiyse aynen, atılır. Aynen. Özellikle evet. Değil mi böyle aynen. Bir göz kayması gibi olur. Ben hiç olmayacak bir yerde ya da anda ağlama krizine girmedim. Aa, kesin girmişsindir. Sen de girmişsindir. Tabii canım herhalde. Çok durduklar yere. Sekste var mı girmişliği? Benim yok bu çünkü. Var mı senin? Benim bu çok cringe olur. Başınıza denk geldi mi kadının yaşadığı böyle bir kesin şey? Kesin olmuştur. Cihan'ım senin kesin gelmiştir. Hemen. Hemen kötü yok. İltifat o kadar iyiydi ki. Bunu bir daha iyi bu. Duygular şelale. Yok, aynen. Ben hiçbir arkadaşımın partilerine gizlice aşık olmadım. Hiç olmamışsın. Yok, sen de sanmıyorum hiç. Yok, yok, hiç aşık olmadı partnerine. Yok. Hani ki o kadar aşık olmak da öyle bir şey değil. Biraz kontrollü olabilir yani tabii, kimse, tabii. Kimseye zorunlu. Aynen. Ben hiç pasaklı biriyle seks yapmadım. Pasak pis mi? Pis doğru bak. Şimdi pis kötü bir kelime, boyan başka bir kelime. Ama evet ikisi aynı şey değil. Değil işte. Değil işte. Yani pis derseniz hayır derim. Aynen. Tabii, ben de hayır. Bohem. Olabilir. Olmuştur. Zaten aynen. Zaten. Yapmışızdır karşılıklı. Ben hiç topluluk içinde utanç verici bir kazaya uğramadım. Kaza diyeceğim dedim, trafik kazası geldi aklıma. Dedim ki doğu niye bunu yazmış olabilir? Durdum ki. Canım herkesin olur o şeyler. Ya düşmek falan gibiyse nerede düştüğüme göre değişir. Çünkü ben düşerim çok. Evet.
çok kesin ayağım takılır, kayar falan olur öyle şeyler. Utanır bazen, utanır. Evet, olmuştur. Hı. Ben hiçbir yemeği beğenmediğim halde pişiren kişiyi övmedim. Översin. Översin ya. Kibarlıktır ya. O yapılır. 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 Çok teşekkür ederiz. Biz böyle insanlarız. Çok merak. Eskiye takılan birimiz. Ne kültüm? Göz göze gibi. Sorumu yanlış tonladım gibi. Yani böyle şey... Çok. Evet, yani halletmekte zorlanır mısın? Çok. Yaşar mısın? Hadi ya. Evet. Terapiye gidiyor musun? Hande. Ya o kadar doğru bir soru ki. Yani sen tatlısın, bilirsin arkadaşım. Acizane ama yani. Kafaya hani takıyorsun, eskiye takılıyorsun. Bulunuyorum eskiye. Hani, doğru. Çok gittim biliyor musun? Aa, öyle mi? Ben yok çok ama seviyorum. Ya hallettim artık bunları aslında bence biraz. Hallettim. Yani. Her türlü şeyi denedim çünkü terapi, işte yok enerji ben bilmem ne. Artık hani kendin şey yapabilecek noktaya geliyorsun artık. Tabii zaten. Formüllerini öğreniyorsun. Tabii eskiden evet. Daha beterdim canım. Hı-hı. Şimdi açtım baya. Şey misin peki, eski kafalı bir tip misindir bazı konularda? Hiç değilim. Hadi ya. Ben öyle biriyim de o yüzden sordum. Öyle zannederdim yani böyle şey bazı böyle kuralları, bazı kuralları, sınırları hoşlanmam ben böyle şeylerden gibi bir yerden. Bir şey. Ha öyle bir yerden. Hı-hı. Tabii tabii evet. Sen neye manada hayır dedin? Eski kafalı deyince böyle. Hayır, ben iyi bir şey aslında söyledim. Ha. Yani böyle bugün artık her şeyin çok ilaçkalaştığı, yavşaklaştığı. Tamam, tutucu olduğu evet, şeyler evet. Var mı hayatta? İşte bu kadar. Doğru soru. Hande. Bir daha sormak istedim. Hande göz koymuştum oraya. Nasıl soruyorum? Var bizim de bir hayalimiz. Hande'cim tutucu olduğu şeyler var mı bu hayatta? Var canım. Var değil mi? Aynen. Ben mesela bunu kendim şey olarak düşünüyorum. Ben kadın arkadaşlıkların zor olduğuna inanırım. Ve senin bunda çok iyi olduğunu gözlemliyorum. Güzel, eski, hmm. Böyle kendi gözlemlediğim hmm. Kadarıyla has kadın arkadaşların var. Bu hikayeyi becermek zor değil mi gerçekten mesleki olarak? Bu bizim sektörümüzde özellikle. Çok zor ya, mesleki olarak çok zor. O yüzden sektörden de öyle çok hani çok yakın arkadaşım çok yoktur. Vardır yani dönemsel olarak hayatına girebiliyor işte tanışıyorsun ama böyle... Kardeş gibi gerçekten hani çok aileden biri gibi olan insanlar çok zor tabii ki ya nasıl? Çünkü çok fazla insan tanıyoruz ya işimiz gereği. Ama onun karşılıklı bir fedakarlıkla ilgili olduğunu düşünüyorum yani. Bence sen iyi bir mesele. Kadın arkadaş mısındır mesela? Bence iyi bir arkadaşım. Aynen. Çok isteyip de başaramadığın ya da sahip olamadığın herhangi bir şey, ukde kalan var mıdır hayatında? Ay çok dünyayı gezmek istiyorum. Böyle her şeyi bırakayım böyle bir sene falan mesela. Kapatayım, gideyim, bütün dünyayı gezeyim ve geri döneyim gibi bir hayalim var. Umarım. Hani bir sponsor bununla ilgili, bir marka alsın seni gezdirsin işte. Dünyayı geziyorum programı yok mu peki bir tane? İşte mesela aynen öyle. Bence çok iyi. Peki evet. Şey gibi, bunu böyle arkadaş, daha çok tek başına gezmeyi seven biri misin? Arkadaşlarınla mısındır? Hmm. Ben ne oldu benim sorma kabiliyetim önemli gitti ya. Önemli bir tane, ben anlıyorum seni. tek başıma gezmeyi de acayip seviyorum. Yurt dışına bile öyle tek başıma gitmişliğim var yani. Çok severim. Ay ne güzel ya. İşte ben bu yapamadığım tek şey işte bu yay olmakla ilgili ha, herhalde. Evet olabilir biliyor musun? Köpeğimi alıp gidiyorum falan böyle tek başıma. Çok severim aslında. Genel hikayende de yani kendi yaşamında da hı-hı. Tek başına işte sinemaya gideyim, kahve içmeye gideyim sever misin? Severim. Tek başıma sinema gitmeyi daha çok seviyorum hatta. Nereye gitmeyi? Tek başıma sinemaya gitmeyi. Sinemaya tek başıma gitmeyi. İyi mi? İyi mi? Ona bu oluyor mu? Ne yapıyorsunuz böyle genel durumlarda? Genel mi yoksa ona mı denk geldi? Ben sınava anladım da. Sınava anladım. O yüzden tek başıma sınava girmek isteyeyim deyince. Bir kırılma anı, başıma gelen bir şey. Mesela benim için işte bir boşanma hikayemdi, bir de kazam öyleydi. Yani başıma böyle bir şey geldi. Ve gerçekten o günden sonra başka bir Hande oldum dediğin hikayen... Var mı? Hayır, bu kadar sert bir şey yaşamadım. Tamam. Gerçekten. Yani aslında bir ilişkim çok çok yıpratıcıydı. Ondan sonra bakış açım bir şeylere tabii ki değişti. Ama tabii ki bu yani hayatta o kadar da çok acayip çok sert de bir şey değil.
Ama o hani ilişkilere bakış açımı değiştiren bir şey olmuştu. Peki mesela böyle sektöre girdiğin günden beri canını çok sıkan, kalbini çok kıran, helalleşmediğin yani bunu böyle içinde tuttuğun, isim ver ya da hikaye anlat diye söylemiyorum özellikle var. Ama kırıldın lan bu bana yapılmazdı dediğin hikayelerin var mı? Var. Zor değil mi onları halletmek? Yani inan hala halledemedim evet, biliyor musun? Yani bir gün böyle ona şey demek istiyorum. Niye bana bunu aynen yaptın? Işte. Ben sana ne yaptım ki yani? İşte aslında bu yüzden buradayız. Var biliyor musun gerçekten? Söylerim sonra. Tamam. Üzülüyorum hala evet düşündükçe. Peki şey böyle hikayelerde özellikle spesifik onun için söylemiyorum ama söylemez misin? Konuşmaz mısın? Sen içinde tutan ve gelip benimle konuşmasını bekleyen taraf mı olursun? O da zor da işin. Biri böyle alenen kötülük yaptığında ben utanıyorum konuşmaya galiba ya. İnsan mı söyleyemez ki bile mi oluyorsun? Evet yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda yine öyle bir yani sektör mesleğimle ilgili yine öyle bir şey yaşadım. Yine aynı kişi tarafından. Aa o daha da kötüymüş. Evet, evet. Bir gün söyleyeceğim. Bekliyorum ona bir gün söyleyeceğim. Evet yani bana bu yapılmazdı bu evet, kadar. Hani. Aynen. Sen farkında olmadan kalp kırmış mısındır? Mutlaka yani insanım hiç farkında olmadan belki kırmışımdır ama çok 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 dikkat ediyorum. Yani sette bile yani çalıştığım herkesle iletişime çok dikkat eden biriyim. Ekstra çok üzülürüm acayip kafaya takarım yani birini yanlışlıkla bile kırsam. Sonra gider hakikaten atıyorum o anda bir şeye canım sıkılmıştır ya da zor bir sahnedir. Birine birazcık ters bir şey söylesem gider özür dilerim sonra zaten. Tam onu soruyorum özür dileyen evet, evet, biri misindir net, diye yani. Peki senin bana sormak istediğin bir şey var mı? İyi misin? Öncelikle. İyi görünüyorsun. İyi hissettiğim bir dönemimdeyim. Sormak değil, söylemek isterim. Harika bir şey yapıyorsun. İlk günden beri bayılıyorum yani. Kendi hayal ettiği şeyi yapabilen kadınlara müthiş saygı duyuyorum zaten. Meslektaşım olarak da gurur duyuyorum. Ya, çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hadi öldürse bir şeyler oynayalım da. Görelim bakalım neler neler. Yani hayır düşük testinde Nilperi'ye seksleşmiş hayır demem dedik. Ertesi gün haber Nilperi seksleşmiş hayır demem dedi. Çok kötü. Demedi yani kız bir de öyle bir şey yani. dedi ya. Şöyle öncelikle bu bir oyun diye ben söyleyeyim herkese. Biz kimseye gerçekten öyle kimseye şaşırtacak. Bugün bende bir şey var bu arada dilim ve ağzımla ilgili. Kimseyi öldürmüyoruz, kimseyle sevişmiyoruz, kimseyle evlenmiyoruz. Zaten aynen. Buyurunuz. Öldürden kastınız ne tam olarak? Öldürmek. Yani öldürmek ama hani orada şey gibi yapıyoruz biz genelde. Hani sevişmek aşkını öldürmek değil. Değil. Evet, nefretten sevişmek ve evlenmemek istemediğimi öldürüyorum gibi. Okey. Yani yöntemini sen bulursun. Ne yapıyorsun yani? Hiçbir Brian, sorular ya, bunlar. Olur, tamam. Brian. Matthew. Ney Matthew? Neymiş? Matthew. Damatmış. Öteki neydi? Brian Matthew Ruffles ne? Ruffles. Bunda neydi? Ben baş harflerini koydum yazamam. Tamam ben de. Çok kötü oldu ya neyse. Bakayım. 3-2-1. Tamam. Yani evlilikte okay güven ben verdi tıpkı bana. Yani ben daha doğru var haklısın. Ben bir kere evlenip boşan araları benim için zaten hani halletmişim gibi düşünüyorum. Hak verdim sana. Ryan Gosling. Evet. Her şeyi yaparız. Yani evet. Bir kere sevişip atamazsın ki onu da yani. Evet. Daha iki tane daha sevişim. Aynen. Aşkım o benim. Benim defom. Sanki arkadaşımla birbirimize düşeceğiz gibi hissediyorum. Ay çok güzel hallettik ya. Vallahi yemin be. Birer önden seviştik ve diğerleri evlendik. Çünkü Robert Downey Jr. Evet. Evet ama başka. Ryan Gosling ya da ben sus çok hastayım ya. Sus ben yok de. Öyle. Var mı yok öylesi? Yok. Ama o biraz yani o bir tık üzer gibi. Robert sanki daha ben işte onları seviyorum. Ama sen bir kere yaptın kurtuldun işte aynen, yani. Aynen doğru. Hiç daha ne tadını evet, alamadık sen, ki evet, evlilik sen falan. Evet sen riske atma. Aynen. Ben tabii. Aynen evet. Buyurun. Kevin Murphy, Pedro Pascal, Andrew Scott. Ben çok kötü yazdım ya. Çok kötü yazdım ya. Adamın adı bu olamaz ya. Ben yazmıyorum isim. Beni uğraştırmayın.
Ben bak Pedro ile ama evlenilir. Pedro ile evlenilir. Her türlü aklın yolu bir. Ha? Kim Clio yazmış? Hayır, Cili An yazıyor. Ano. Ya. Evet ama evet. Bak, Pedro nettir ya. Weekend, Drake, Kanye. Oo. Kanye. Nasıl yazıyorsun her seferinde inanma. Drake. Weekend yazamıyorum bak, sadece baş harfleri aslında. Ben. Konya yazdım yani. Konya yazmışsın gerçekten. Aynen kardeşim, en mantıklısı bu. Evet, ama biliyor aynen musun? Yapacak hiçbir şey yok. Ben de yani bu arada direkt de hala riskli ama artık çok yani kötü, bir kere de hallettik kaldım gibi. Yani, aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Aa, çok mersi. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür vallahi ederiz. Vallahi iyi ki çağırdınız. Bir sonraki ettiniz. Bölümde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoca İlkan da geldi. Ay tertemiz ya. Çok güzel değil miydi? Vallahi çok keyifliydi. Hızlıca bazı güzel akmadı mı? Mis. Yapmışlar bu arada. Evet, isimler konusunda hiç Türk yazmayarak seni hiç magazinlere... Allah razı olsun gerçekten bakın. Thank you.